ve hemen dönelim haberci arkadaşım Çağla Gültuncer'e. Çağla, masada hangi başlıklar olacak diyoruz, vaka sayılarını söylüyoruz ama tabii bir de aşı olması gerek ve tabii önlemler, notlar sende. Nilgün Balkaç, toplantı bu haftada video konferans yoluyla yapılacak. Saat 16.30'da başlayacak. Saat 18'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha YouTube üzerinden canlı açıklamalar yapacak. Toplantıda elbette ki artan vaka sayıları konuşulacak. Çünkü dün açıklanan son tabloya göre 26.000'den fazla vaka görüldüğü belirtilmiş oldu. Bu kapsamda artışın önüne geçebilmek için alınabilecek önlemler görüşülecek. Özellikle bu kapsamda aşılamanın önemli olduğunu biliyoruz. Şu anda 17 il düşük riskli iller arasına girmiş oldu. Hedef Mavi Türkiye haritası. Bu kapsamda aşılamanın teşvik edilmesi için izlenecek yol haritası görüşülecek aslında. Özellikle hedef gençlerin aşılanması, çünkü gençlerde aşılama oranının düşük olduğunu biliyoruz. Diğer yandan tabii aşılama da ciddi yol kat etmiş durumda. Şu anda 80 milyona yakın doz aşı yapılmış oldu. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 30 milyonu geçti ama hedeflenen toplumsal bağışıklık oranına henüz ulaşılmış değil. Önümüzdeki süreçte özellikle aşısızlara yönelik ne gibi adımlar atılacak bu kapsamda merak ediliyor. PCR zorunluluğu getirilecek mi? İşte bu konuların gündeme gelmesini bekliyoruz bilim kurulunda. Öte yandan 6 Eylül itibariyle okullar açılacak. Özellikle riskli gruptaki 12-15-16 yaş arasındaki çocukların aşılanması gündemde. Yine bu konunun da konuşulmasını bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.